Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir telefon tanıtım videosuyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi konuğum burada hazır ve nazır. Kendilerini tanıtacağım. Kendileri Xiaomi'nin bize Çin'den bir armağanı ve kendisi gerçekten fiyat performans olarak üstün özelliklere sahip. Çok fazla sattığımız bir model. 20 gündür satışta ama buna rağmen gerçekten baya baya sattığımız bir model. Kullanıcılar tarafından da genelde olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu nedenle ben de size bugün Xiaomi Mi 11 Lite'dan bahsetmek istedim. Kutumuz açılmış bir kutu. Bizim aşağıda kullandığımız bir telefon. Tanıtım amacıyla aşağıda tuttuğumuz bir telefonlu kendisi. Ben de böyle alıp hemen şöyle 1 saatlik bir Mi 11 ile kaçamak yapıp size tanıtmak istedim. Haydi gelin videoya geçelim. Evet, şimdi kutuyu açacağım. Açılmış bir kutu ama olsun. Biz gene açalım. Tamamıyla bu şekilde zaten geliyor karşınıza. Hemen şöyle kutuyu açtığımızda bir jelatini var telefonumuzun. Telefon açık olması lazım. Parmak izimi falan tanıttım. Ama dedim ki bir de efendim izleyicilerimize tanıtalım. Instagram üzerinden de çok fazla soru geliyordu. Mi 11'de PUBG oyna, PUBG oyna diye. Hiç PUBG oynamayan ben sizin için bugün Mi 11 ile PUBG oynayacağım. Evet, çıkardık telefonu. Şimdi bakalım kutudan başka neler çıkıyor. Bilmiyormuş gibi de yapayım biraz. Aa! Vay! Gördüğünüz gibi bir tane koruyucumuz var. Telefona takabileceğimiz. Helal ulan Xiaomi. Vallahi bravo. Şöyle Çin malı mı bu ya? Niye şey yapmıyor? Biraz böyle şey girdik ama. Evet, şimdi şöyle takamayarak rezil olmayalım. Evet. Koruyucumuzu taktık. Hemen koruyucumuz takılı olsun. Ne olur ne olmaz efendim. Evet, telefondan bir adet de şarj bataryamız çıkıyor. 33 wattlık kendileri. Şöyle İngiliz usulü yapmışlar. Çünkü biz bir telefonu Çin'de ilk üretildiğinde Türkiye'ye getirmiştik. Biliyorsunuz Teknovay olarak biz Çin'de çıkan telefonları direkt efendim Türkiye'ye getirip inceliyoruz. Ve kullanmak isteyen ya da merak eden müşterilerimiz de gelip burada telefonla daha Türkiye'ye gelmeyen bir modelle ilgilenebiliyorlar. O anlamda Teknovay'ın böyle güzel özellikleri var. Onu da bahsedeyim. Evet, bir tane şarjımız var. Dediğim gibi konuya nereden geldim? Çin'den geldiği için telefon şöyle İngiliz usulü bir şarjımız var. Ve buna bu şekilde ekstra fiş takarak kullanıyorduk. Şöyle kenara kaldırdım. Ve bir de şarj kablomuz var. Şöyle gördüğünüz üzere. Evet. Başka bir şeyimiz var mı? Evet. Başka bir şeyimiz de kulaklık. Hemen onu da çıkartalım. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet de kulaklığımız var. Evet. Biraz Apple'ın kulaklığına benziyor. Şöyle göstereyim. Apple'ın şu ilk kablolu kulaklıklarına çok benzettim. Yani Çinliler öyle şey yapmaz yani. Taklit ürün yapmaz Çinlileri. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama telefon gerçekten üzerine diyecek yok efendim. Şimdi ilk geldiğinde biraz böyle hani herkes biraz düşük bir beklentiyle telefonu kullandı ama ondan sonra gerçekten dedi ki Mi 11 efendim ben öyle her telefona benzemem. Ben tam bir fiyat performans canavarıyım. Fiyatına geleceğim 4300 TL. Hemen onu da söylemiş olalım. Şu anki bugün itibariyle satış fiyatımız 4300 TL. Almanızı tavsiye eder miyim? Kimler alabilir bu telefonu? Genelde oyun severler için de kullanılan bir telefon. Çünkü kendisinde Harman Kardon. Evet, Harman Kardon'un çift hoparlörü bulunuyor. Harman Kardon. Evet, ismini biraz şey söylemiş olabilirim. Affedin, Harman Kardon efendim. Hem üstte hem altta hoparlörü bulunuyor. Bu nedenle oyun oynarken eğer kulaklık kullanmıyorsanız tam böyle oyun deneyimi olarak size daha güzel böyle ses aktarımı sağlayan bir cihaz kendileri.
Şu anda elimde bulunan modelin 64 GB depolama, 6 GB da RAM'i bulunuyor. Biliyorsunuz Mi 11 Lite, Mi 11'in bir diğer versiyonu, biraz daha özellikleri sınırlandırılmış. Ancak gerçekten işlemci, hız, ekran olarak sizi üzmeyecek bir model. İşlemci demişken bu telefonda Snapdragon 732G kullanılıyor. Biliyorsunuz bazı forum sitelerinde bu işlemcinin oyun performansı olarak yüksek kapasiteye sahip olduğu söyleniyor. Yine Mi 11 Lite'da da bu işlemci kullanılmış. AMOLED bir ekranımız var. AMOLED ekran olması gerçekten çok önemli. Bu nedenle grafik kalitesi de bir hayli yüksek. Şu an Android 11 işletim sistemine sahip elimdeki telefon. Gorilla Glass 5 ile korunuyor ekranı. O konuda da biraz daha darbelere dayanıklı ekranı diyebiliriz. Şimdi RAM'inden bahsettim, depolama alanından bahsettim. UFS 2.2 yazma ve okuma hızına sahip. Yavaş yavaş kameralara gelelim. Sizin için örnek videolarda çektim. Hem ön kamerayla hem arka kamerayla zoom ve karanlıkta nasıl değerler verdiğini size daha yakından göstereceğim. Ancak biraz daha kamera değerlerinden bahsedelim. Arka kameramız 64 megapiksel ve 1.8 diyafram aralığına sahip. Bir diğer arkada bulunan kamera ultra geniş açılı bir kameramız. Ana kameramız da bu arada geniş açılı kamera. Ultra geniş açılı da kameramız var arka tarafta. O da 8 megapiksel. Bir diğer kameramız ise makro kameramız. Makro kameramızın da değeri 5 megapiksel. Kamera olarak sizi üzmeyecek bir cihaz. Gelelim ön kameraya. 16 megapiksellik bir ön kameramız bulunuyor. Yine video değerlerine gelecek olursak arka kameramız, ana kameramız 30 FPS 4K videolara olanak tanıyor. Ancak 60 FPS 4K çekemiyoruz efendim. O konuda böyle ufak bir cızık atabiliriz. Ama asıl cızığı ön kamerada atacağız. Çünkü ön kamerası Full HD çekiyor ve 4K video çekmek istediğinizde dıdıdıdın oluyorsunuz. 4K videolar çekemiyorsunuz ön kamerayla. Yine Full HD videolar çekmek istediğinizde ön kamerayı kullanabilirsiniz. Bu arada diyelim ki 60 FPS video çekmek istiyorsunuz. Bu deneyimi size arka kamera 30 FPS'de sunabiliyor. Ancak 60 FPS dediğim gibi 4K videolar çekemiyorsunuz. Evet, kamera özelliklerinden bahsettim. Ekranından bahsettim. Pili 4320 amper değerinde ve 33 wattlık bir hızlı şarja sahip. Ben şarja taktım yaklaşık bir 40 dakikada %68'lere çıktı, %10'lardan. O konuda da gayet performansı, yani şarj performansı iyi bir cihaz diyebiliriz. Evet, yavaş yavaş gelelim telefonumuzun oyun performansına. Evet, parmak izimi okuttum. PUBG indirdim sizin için. Ve şimdi size şöyle bir PUBG deneyimi sunayım. Evet, şimdi PUBG'yi açıyorum. Aslında bu videonun konusu PUBG nasıl oynanmazdı olabilirdi. Ama evet, göreceğiz şimdi. Facebook'la mı bağlansak? Şimdi buradan ayarlara girip direkt oynadığım ayarları size göstermek istiyorum. Evet, ayarlara girdim. Grafikler, HD, yüksek kalite. Bakalım. Genel ayarlar aynı anda savaşta lobide etkili olur diyor. Evet, şu an parlaklığımızı biraz arttıralım. Evet, şu an yüksek ayarda oynuyorum ve ayarları otomatik olarak ayarla demedim. Çünkü şundan dolayı yüksek ayarda oynamasını istiyorum. Evet, Ultra HD yokmuş. Ultra HD dedik. HDR, HDR'si de yok zaten oyunun. Evet, stil olarak da şöyle yumuşak bir stil seçelim ve tamam diyelim. Ayarlar değiştirildi. Dalgalanma varsa kare hızını düşür diyor. Bakalım dalgalanma olacak mı? Evet, şimdi başla diyorum. İnşallah çok fazla küfür yemem çünkü ilk kez oynuyorum dediğim gibi. Oo, doğduk. Şöyle ne yapıyor? Şöyle yumruk atıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Şöyle sesini de açalım. İki hoparlörden de ses geliyor mu? Evet.
Mi 11 Lite PUBG Mobile deneyimi başladı. Evet. Turkish Airlines. Uçuyoruz. Evet, şimdi uçaktayız. Nereye atlayalım? Öyle bir muhabbetler vardı. Oha, ayak sesi var. Acil bir tane silah bulmamız lazım. Şuradan çıkalım. Lan ne ara buldun o silahı? Evet, şu an PUBG Mobile kaçış başladı efendim. Şöyle. Lan herif, lan bir dur anasını. Aha. Vallahi. Lan. Şerefsiz. Oha. Niye ölmüyorsun lan? Sürünün lan köpekler. Neyse. Geç geç, heh, beni yorma. Dayı ikindiyi kıldırırız biz adamı öyle. Şöyle bir tane daha çakalım. Evet. Şöyle. Al al, hepsini al. Kusura bakmayın, ancak bu kadar oynayabildim. Çünkü çok fazla bir tecrübem yok PUBG'de. Bir de adam bulamadım. Yani hani böyle bir hareketli grafik olsun istedim. Çatışma falan filan. Hiçbir şey olmadı. Allah'ın sevgili kuluymuşum. İki kişiyi öldürüverdik. Başka da karşımıza çıkan olmadı. Bu kadarla idare edeceksiniz artık. Ve Mi 11 Lite incelememin sonuna gelmiş bulunuyorum. Çok satan bir telefon olduğunu söyledim. Biraz daha fiyat performans telefon olduğunu söyledim. Beğenmediğim yalnızca iki kısmı var. Onları da hemen söyleyip videoyu kapatayım. Sizi daha fazla bekletmeyeyim. Abi şu arkası, yani şu verdikleri kapta ben Çin malıyım diye bağırıyor. Neyse, hiç yoktan iyidir yani. Bunu yapmayan markalar da var. Ah, rahmetli Steve Jobs, ah. Neyse, şöyle çıkardık telefonu. Şimdi şu arka kısmı biraz değişik bir cam ayna etkisi var. Ama çok fazla parmak izi bırakıyor arkada. Eğer parmak izini sevmeyen arkadaşlarımız varsa muhtemelen bu konuda şikayetçi olacaklardır. Bir de ben mi alışamadım, daha çözemedim. Sürekli tuş açıp kapatmak yerine şu ses açma kapatmaya basıyorum ve telefon ekranı gelmeyince de Allah Allah bir şey mi oldu diyorum. Sonra altta olduğunu fark ediyorum. Yani bilmiyorum, belki elim alışmadığı içindir ama insan biraz daha yukarıda arıyor bu tuşu. Kamera özelliklerini de size saydım. Yine örnek videoları da koyacağım buraya. Bugünkü konuğumuz Mi 11 Lite idi. Ve konuğumuzu yavaş yavaş uğurlama vakti geldi. Videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi böyle yeni modeller, çok talep gören modeller çıktıkça size böyle tanıtımlarını yapacağım. Instagram üzerinden de merak ettiğiniz soruları bize sorabilirsiniz. Telefon modelleri hakkında biz de o sorular üzerine yeni videolar çekebiliriz. Sence Mi 11 Lite alınır mı? 4300 TL çok mu yüksek bir rakam? Bunu da yorumlar bölümüne belirtebilirsin. Ya da telefonu kullanıyorsan ve sevmediğin bir özelliği varsa yine onu bize belirtmeyi unutma diyorum. Ve videonun sonuna geliyorum. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bir telefon.